Hoş Merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Gülbahar. Merhaba, hoş Naber? Geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Alayım teşekkür onunuzu. Ederim, ben çok teşekkür mersi. Ederim, buyurun. Haberler iyi mi? Çok iyi, her şeyim yetişti Zuhal Hanım. Süpersin, maşallah diyelim. Ben Hadi de bakalım. Yetiştim. Zaten masayı kurmuştun evet, ben buradayken. Görmüşsünüz. Üzerini de örtmüştün. Evet. Şimdi açtın herhalde. Evet, şimdi... Sen gel de son bir Allah aşkına baksana kıl tüyü bir şey var mı? Ay artık ben şey olmaya başladım. Herkesin şurada bir şey var, burada bir şey var. Vallahi dürbünle mercekle ben geleceğim. Önden ben kontrol edeceğim. Varsa temizleyeceğim ondan sonra. Değil mi? Üzücü oluyor öyle olduğu zaman. Var Yok mı gayet temiz. İyi tamam. Öyle bir üstün körü bakıver de. Kıl tüyü şimdi bir şey. Hafif çatlak gibi bir Aman şey. Aman çatlağa bir şey olmaz. Hemen kapımı açayım. Tek çatlak, kasedeki çatlak olsun. Olsun. Evet. Ne haber Gürbüz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Ne haber, ne yok? Ay yetiştirdi her şeyi. Vallahi, üç ayrı hamur. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba, hoş Merhaba. Geldiniz. Çantamı siz mi alırsınız? Olur, alayım. Teşekkürler. Hoş bulduk, hoş merhaba. Geldiniz. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Bayılıyorum. Çok güzel. Ay, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'ım inci küpeli kız. Hoş geldin Sevda. Hoş İnci kolyeli. Allah'ım maşallah. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Emre. Çok merhaba şıksınız. Hakan. Teşekkürler siz de öyle. Ve Emre oduncu gömleğiyle giriş yaptı. Evet buyurun buyurun buyurun. Buyurun bugün de Gülbahar'ın masasına. Evet. Şimdi bizim örtülerimizi almış, evine götürmüş, bir güzel yıkamış, ütüleyip geri getirmiş. Ne güzel bir davranış değil mi Hakan? Evet, ben de ütülemiştim. Efendim? Ben de aynısını yaptım. Aa bravo. Bizim örtüleri mi? Kendi evlerini. Kendi bej rengi aldım. Çünkü benim örtüm bu standartlara uymuyordu. Anladım. Aynı şekilde. Biz de aynı şekilde maşallah. Aldık götürdük. Size de maşallah o Ütledik. Zaman. Size de maşallah. Evet. Evet. Evet Gülbahar. Başlayalım mı? Bilmem. Önce size... Önce bir soframa baksınlar. Evet bir bakalım. Beğendiler mi? Hoşlarına gitti mi? Evet. Güzel. Güzel. Çiçeğini de kendi yapmış elleriyle evet. Tek tek. Ben güzel. Ben çok özenilmiş bulmadım aslında. Canlı çiçek olmasını tercih ederdim. Onun bende bir hatırası var. O nedenle onu kullanmak istedim. Çünkü Olur. altındaki vazo zaten Gürcistan'da bir bayan. Kör bir bayan elleriyle yapıyor. Aa. Evet. Altında da zaten yazısı vardı. Görme engelli bir hanımefendi. Evet. Çiçeğin de mi anlamı var? Hayır. Ya çiçek canlı olabilirdi diyorum. Çiçeklerin gelin çiçeğimle dışarıdan aldığım çiçekleri ben bu şekilde sunmak ha, istedim. Bu şekilde sunmak istedim. Hazır alıp getirmek istemedim. Ben uğraşmak, emek vermek istedim. Nasıl buldun? Nasıl duruyor? Ben beğendim. Güzel ama yani. Yok kötü değil. Sadece biraz olmasını tercih ederim. Bence yakma. Yaksın bu mı mumları? Biraz uzun ama. Evet. Şimdi bu şamdan mumları cinslerinden dolayı evet. Acayip tütüyor bir duman Aynen. oluyor. Görüntü kirliliği ve okuyor da. Bence gerek yok. Gerek. Onu kocanla inşallah romantik bir yemekte i̇nşallah. Yakarsın. Ben Gülbahar Hanım'ın servisiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu çamda şöyle bir leke var. Çizik var. O leke değil. Çizik. Evet. Bak şimdi Dikkat baktı edin. Ha. Valla kıl tüyü bir şey bu... var mı diye baktı. Hayır, kamera bakabilir. Zuhal Hanım da baksın. Çizik. Leke değil. Ha. Kendi materyali. Yani çizik ve bu buradan kullandım ben. Yani çiziğe de bir şey Çizilmiş. Yapamam. Bulaşık İmal edemiyoruz çiziyor. Şu an bıçağı. Karabük'e gidelim. Demir çelik fabrikasına. Yani yapamıyoruz. Ben yapamıyorum. Ya. Siz yapabiliyorsanız. E hadi kalkalım ne yapalım. Madem böyle teknik verdiniz. Ben çorbaları getireyim. Ben getir. Şişkotta çorba. Bayağı hazırlıklı gelmiş. Cevaplar falan her şey tak tak tak. Hadi bakalım. Masa düzeni güzeldi ancak hanımefendi için masa düzeninin ya da emeğin hiçbir önemi olmadığı için benim de pek umurumda değildi. Masa düzeni sadece Gülbahar Hanım'ın önündeki tatlı çatalı hariç tamdı. Onun haricinde bir problem yoktu. Masa düzeni sadeydi. Hiç emek falan verilmemiş. Hiç beğenmedim. Yani çiçek vesaire yapaydı. O çok hoşlanmadım. Altındaki vazo el emeği ama o beni çok ilgilendirmiyor yani içine. Ben de vazo el emeği getiremiyorum. Çiçek zaten göstermiyor onu. Yapay çiçek kullanmasını da beğenmedim. İki tane şamda. Tuzlu, karabiberlik hiç uyumsuz. Peçeteler vesaire hiçbir şeyini beğenmedim. Masa düzeni güzeldi. Yalnız peçeteliği boştu. Boş bir peçetelik bırakmıştı masaya. Menü nasıl Sevda? Menü genel olarak ayrı ayrı bakınca güzel. Bütün olarak bakınca güzel değil. Ne demek o Sevda'nın? Çünkü unu sürekli kullanmış, kıymayı 3 kere kullanmış. Yok yok. Ne açıdan ayrı ayrı güzeldi bütün olarak? Kıymayı 3 kez kullanmış. Hı. Ben kıymayı bir kez kullanmış olmama rağmen 2 tane et ürünümü peş peşe kullandığım çok konuşulmuştu. Evet. Çok unlu yiyecekler Hamur. Var. Hamur. Hamur alabilir miyim? Çok var. Tabağınızı alabilir. Pardon. Hamur çok varmış Gülbahar ne diyeceğim? Hamur çok vardı. Daha 2 gün önce Eylem Hanım'a yöresel dediniz.
Bizim yöresel yemeklerimizi yaptım. Memnun olmanız gerekir. Ben Eylem Hanım'a yöresel demedim. Yemeklerini kolay buldum. Yani tamam, benimkiler de boz. Üç tane yemekleri var ve benim kıymalarım Sevda Hanım. Hepsi birbirinden farklı. Yiyince tadını anlayacak mısınız acaba? Şey sorabilir miyim? Tabii ki anlayacağız. Ana yemeğinin mesela kıymasını benim bildiğim diyor ya, hani anlamanız gerekiyor. Onu kendisi bütün olarak alıp zırhlaması gerekiyor. Çünkü bu menüde güya şey usulü ya, kiliz usulü ya. Niye güldün? Kendisi. Niye gülüyorsun? Bilmiyorum. Sevda Hanım, en azından benim hamur kebabın işlerim sen de böyle kalmadı. Komik bir anısı mı var? Yok. Kebabı anlatırken yani öyle kelimesi. Hayır, olay yöresel yani. Tamam ama yani bir uyum içinde yöresel olsa tamam. Çorba, hamur, sonrasında yine börek, hamur, sonrasında tatlı, hamur. Ya tamam, el açmasa hani bütün her şeyi böyle sergiliyorsunuz ama hani bir uyum içinde olsaydı daha iyi olurdu bence. Bana da çok erken doyacakmışız gibi geliyor. Çünkü menü böyle mantılı bir çorbayla başlıyor. Ardından şiş börek. Emre Bey, ikinci tabağı istiyordunuz, doymuyordunuz. Bugün doyun diye ben yaptım. İkinci zaten tabağı istemedim. Yalnız İkinci tabakları ben istiyorum. Ben ikinci tabağı hiçbir zaman istemedim. Porsiyonlama eksik olduğu için bir tane aynen daha kuzu olabilirdi aynı, diye belirttim. Aynı şeyi biz de yedik. Pirzolayı ikinci tabağı istediniz ama olmadığı için vermedi Sevda. Hayır Hanım, ben öyle bir şey söylemedim. Geri saralım lütfen bu yayını. Tamam, saralım o zaman bu iddianızı gerçek. Porsiyonlamaya biraz daha dikkat etmiş olmanız daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Fazla var, isterseniz getirebilirim. Vallahi ben alırım. Ay, ben de tabağımı bitirdikten sonra isteyeceğim. Porsiyonu öyle az buldum. Bir daha istesen var mı? Bu çok az bir porsiyon. Evet, aynen. İkinci tabağı istesen var mı diye sormuştum. Evet. Ama o da yok dedi zaten. Tamam, işte yanlış duydunuz zaten. Yani. Yapmamış zaten, onu söylüyorum ben de. Şu an ben de benden diyor, ikinci porsiyon isteyebilirsiniz. İkiyi isteyebilirsiniz diyor. Beğenirseniz isteyin. İnşallah çok beğeniriz de. Bu beni heyecanlandırdı. Evet. De toparlandı mı dünden sonra? Yani, yüzün gülüyor, ne mutlu. Yüzüm gülüyor, yapacak bir şey yok. Biraz tabii aksilikler yaşadı. Evet, olabilir, benim olabilir. Canı kötü bir yorumcu ve kötü bir yemek yiyici olmadığını göstermez. İyi bir yiyiciyim diyor. O evet, başka. Zaten belli oluyordur diye düşünüyorum. Güney Amerika'ya gittin mi hiç? Çok istiyorum ama gidemedim. Belli. Keşke gitseydim. Yani en azından seni Güney Amerika'ya gönderelim artık. Yani o kadar evet dem vurdun ki oradan. Bir heves var. Bakalım ileriki zamanlarda. İnşallah, inşallah. Bugünkü menüyü nasıl buldun Hakan? Bugün öncelikle menü bana çok hamur ve kıyma geldi. Diğer arkadaşlara katılıyorum. Ve başlangıç dediğimiz şey bu kadar ağır olmamalı. Bir yemeğe giriş yaparken bu başlangıç her zaman çorba olmak zorunda değil. Çorba olacaksa da bu kadar hem hamurlu hem kıymalı bir ağır çorba olmasını desteklemiyorum. En azından çorbayı mı daha hafif bir şeyden seçmeliyiz? Kesinlikle. Başlangıç dediğimiz şeyin hafif olması gerekiyor. Evet.